Değerli Life 24 izleyicileri, bir Hollanda çarşı pazarda yine sizlerle birlikteyiz. Bilgilendiren, düşündüren, araştıran, soruşturan, sosyal sorumluluk taşıyan programda genç bir kardeşimiz konuğum. Deniz van Doorn, Hollandalı. Acaba diyeceksiniz ki Hollandaca mı konuşma yapacak? Hayır, benden daha iyi Türkçe biliyor. Sevgili Deniz, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi böyle şekle bakınca bir Karadenizli. Aynen. İsme bakınca tam bir Hollandalı. Seni bir tanıyalım biz. Ben işin içinden çıkamadım çünkü. Abi ya nasıl anlatayım ki? Annem Hollandalı, babam da Türk. Ben annemde doğdum. Annemde. Annemde doğdum ya. O yüzden öyle oldu işte abi. Ama Türkçen iyi. Ben 2 sene Türkiye'de çalıştım abi. Yaş kaç? 35. 35 yolun yarısı diyor şair. Türkçeyi Türkiye'de mi öğrendin, burada mı? Ya illaki burada da öğrendim abi, ama Türkiye'de daha çok ilerledim onu. Şimdi 35 yaşınızda hangi okulları bitirdin? Şu anda ne iş yapıyorsun? Ya, ben Den Haag'da moda tasarımı okulunu bitirdim. 2 tane diploma aldım abi. Benim bir atölyem var. Bu da Rotterdam Site'de. Ben işim defile veriyorum. O arada da workshop veriyorum. Gençlere dikiş dersi de veriyorum. Bir de çeşitli nakış. Projelerim var. Tabii. Farklı projelerim var abi. Hemen ikinci konumuzda iki projeler deyince tanıtmak gerekiyor. Burak Erkan, biz onu restoran sektöründen biliriz ama. Evet efendim, evet doğru söylüyorsunuz. Yıllarca 15 yıla yakın restoran sektöründe çalıştık. Son 2 yıldan beri eğitimlerle uğraşıyoruz. Deniz van Doorn de bizim proje ortağımız oluyor. Türkiye'den Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulusal Ajans aracılığıyla gelen grupların konaklama, yeme içme, onların gezi rehberliği. Aynı zamanda Deniz van Doorn'la ortak projelerimizi yapıyoruz. O projelerden konuşalım. Hemen Deniz'e dönüyorum ben. Şimdi bazıları diyecek ya Deniz diyecekler. Nereden? Çünkü TV8'de Yeteneksizsiniz programında gördüm. O beni gördü mü bilmiyorum. Hani filmde diyor ya, Zeki Müren de bizi görecek mi diye. Evet. Sen bizi görmedin ama biz seni gördük. Acun'da bir dakikada elbise mi dikmiştin? Ya, aynen öyle. Bir dakika içinde elbise diktim. Ya. Ve ondan sonra Acun sana Türkiye'de kal dedi. Acun destek oldu. Dedi ki sen ne yapmak istiyorsun? Ben dedim ki ben modacıyım. Tasarım yapmak istiyorum sanatçılara. Bu konuda bana destek oldu. Nişantaşı'nda. Tam merkezinde. Orada. Evet. Kimlerle çalıştın orada? Bir modacı var, Gülüfer Ataş. O bana destek oldu. Onun kendi büyük bir modacı dükkanı var. Funda Arar, Hülya Avşar, Zeynep Özer. Bir sanatçı daha var. Burcu Güneş içinde tasarım yaptım. Ya. Şimdi şöyle bir şey var. Geçtiğimiz günlerde burada bir moda şov oldu. Cemil İpekçi, Uğurkan geldi. Türkiye'deki modacılar buraya geliyor, bizimkiler oraya gidiyor. Ama sen tekrar buraya geldin. Orada piyasa yapamadın mı, tutunamadın mı? Niye geri döndün? Yok, aslında Türkiye aslında o konuda daha çok büyük. Çok sanatçılar var. Nasıl diyeyim ki? Moda, i̇yi piyasa var yani orada. İyi piyasa var aslında. Hollanda küçük bir ülke. Bence bilgi almak için mi burada veya beraber çalışmak mı istiyorlar? O konuda bence buraya geliyor, yurt dışına gidiyorlar, Avrupa'ya geliyorlar. Bence öyle bir durum var. Ama Türkiye bu büyük bir moda pazar. Ülke. Tabii. Evet, ya. Evet. Ya. Peki sevgili Burak'la projeleriniz arasında gençlere moda kursları mı veriyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığı da destek verdiğine göre. Türkiye'den mi geliyor gençler, yoksa buradaki Türk gençler mi? Türkiye'den geliyor öğrencilerimiz. %90'ı oradan geliyor. Bunun haricinde Estonya ile çalışıyoruz. Fakat moda üzerine yoğunlukla Türkiye'den geliyor öğrencilerimiz. Anadolu meslek liselerinden. Deniz van Doorn bu konuda uzman bir kişi olduğu için kendisiyle çalışıyoruz. Öğrencilerimize birçok konuda yardımcı oluyor. Yani Türkiye'de bazı öğrenciler sadece bir konuda uzmandır. Sadece örneğin moda üzerine ütü veya dikiş üzerine. Fakat Deniz van Doorn bunlarda 5-6 farklı dalda uzman olduğu için öğrencilerimize hepsini öğretebiliyor. Öyle bir özelliği öğretiyor, var. Öğretiyor, organizeyi siz yapıyorsunuz değil mi? Organizeyi biz yapıyoruz. Havaalanından almasından başlıyor. Konaklama, yemek hizmetleri. Eğitimlerini biz götürüyoruz. Eğitimlerine gittiğinizde tercümanlığı yapıyoruz. Ne kadar sürüyor bir eğitim mesela, gruplar halinde? Buna Hollanda'da snuffle stajı, koklama stajı deniliyor. 3 hafta içerisinde Türkiye'den Avrupa'ya gelen öğrenciler koklama stajı yapıyorlar. Avrupa kültürünü, iş ahlakını ve çalışma sistemini burada öğrenip Türkiye'ye gittiğinde iki tarafı kıyaslayıp hayatına bir renk atıyorlar. Peki sevgili Deniz, sen daha önceden buralarda defileler yapıyordun. En son ne zaman yaptın? Yakında bir defile var mı? Abi en son geçen sene 2019'da Mayıs'ta Erasmus Üniversitesi okulu davet etmişti beni. Dedi ki bir defile verir misin diye. Öyle bir hazırlama bir defile verdim işte. En son oluyor. Düşünüyorum bir defile vermek için ama bayağı bir yoğunum ya.
Şimdi çeşitli modacılar belirli bir konuda ne diyelim isim yapmışlar. Örneğin Banu Noyan şişman kadınlara giydirmekle veya diğeri Anadolu motifleriyle. Senin böyle uzmanlık alanın diyebileceğimiz alan var mı? Yani kendi çizdiğin bir işte Deniz Van Doğru'nun stili ya da ekolünden gelmiş diyebileceğimiz. Yani seni anladım. Ne tür şeyler anlatamıyorum. Konuyu da pek bilmediğim için. Yok ben genelde abi nasıl yapıyorum? Biz uçuk kaçık şeyler mi yapıyorsun? Sanatçı anlayayım? Gelirse mesela onun beraber çizimi yapıyoruz. Kumaşını seçiyoruz. Hangi model istiyorsa ona göre ben onu çıkartıyorum. Dikiyorum mesela. Yani, öyle bir çalışmam var. Genellikle sanatçılar üzerine çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Peki defilelerde konular belirliyorsunuz. İşte tabii. Sonbahar rüzgarı, ilkbahar ışıltısı ne bileyim. Ya en son koleksiyon hangisiydi? Eski kottan yeni hayat vermek. O öyle bir projem vardı. Veya kilimden bir tasarım yapmıştım. Evet. Bir koleksiyon yapmıştım. Ya aslında ben böyle gezerken, yurt dışına gezerken espri alıyorum böyle sağ sola. Oradan çıkartıyorum şey öyle koleksiyon. Peki, Türkiye'de defile yaptınız mı? Bir sefer. Ya kendi adınıza? Beraber Gülefe Ateş'le bir modacıyla beraber yaptım. Peki başka sefer. Ülkelerde Hollanda, Türkiye, Almanya, Belçika, diğer Avrupa ülkelerinde? Daha yapamadım ülkelerde. Abi yok. Öyle bir durum olmadı da teklifler geliyor. Açık konuşayım da. Ya şimdi her projeye zamanım olmuyor. Bayağı çok yoğunum. Bir baktığım zaman şimdi seneye gene bir başka projeler gene var. Böyle teklifler geliyor. Çok zor. Nasıl diyeyim ki çok teklifler geliyor. Yani hangisine bakacağıma da şaşırıyorum. Ya. O zaman yanınıza yardımcılar alıp hepsini birden değerlendirmeniz lazım. Bazıları da ofisinde bir proje bekliyorlar. Siz gençsiniz diye mi? Daha farklı düşünüyorsunuz diye mi bu projeler size bu yoğunlukta geliyor? Yok, her projeyi ben kabul etmiyorum abi illaki. Ya biraz nasıl diyeyim ki istediğim projeye biraz olması lazım. Biraz heyecan, biraz istediğim gibi bir defile mesela. Öyle olması lazım. Böyle her projeyi ben kabul etmiyorum da belki ondan da olabilir bence. Şimdi peki proje bazında sevgili Burak size destek veriyordur. Onda daha önceki restorantı artık reklam olmaz söyleyebiliriz. Osmanlı. Osmanlı restorantıydı, evet. Osmanlı restorantıydı. Ben şunu açıkça söylemek istiyorum. Deniz Van Doran kardeşimiz bu Türkiye projelerine gönüllü olarak çok destek oluyor. Bunun sebebi de kendi ülkemize de aynı zamanda faydalı olabilmek için oluyor. Devamlı bizim bu aldığımız projelere her zaman kesinlikle evet cevabı verip projeleri kabul ediyor ve biz de ortak çalışma imkanı buluyoruz kendisiyle. Şimdi biraz önce babanızın Türk olduğunu söyledim. Hı. Ama böyle bakınca yandan profilden o burun murun bizim oraların burunudur. Karadenizli. Neresinden Karadeniz? Rize. Rize. Ya. Oo güzel. Peki Rize'den kemençe, hamsili böyle bir şey yok mu bu senin projelerin içinde? Veya Rize'de, Trabzon'da bir defile düşünmüyor musun? Abi şimdi Rize'ye bir sefer gittim de ya nasıl diyeyim güzel bir ülke. Harbiden çok yeşillik var. Çok hoşuma gidiyor. Doğa falan hepsi. Aklıma hiç gelmedi abi ya. Çünkü ya oradan teklif gelmiyor mu? Peki bu programdan sonra gelir. Valla öyle olursa düşünürüm valla. Belki olabilir. Peki Laz şivesiyle de konuşuyor musun? Ulan ha bu nasıl Karadenizli? Yok babam konuşuyor da ben de yok. Peki ismin yabancı olması, Türkçeyi biliyor olman sana Türkiye'de bir avantaj sağladı mı? Veya piyasada sağlıyor mu? Abi bu konuda Hollanda'da çok ya nasıl diyeyim ki? İlk başta bayağı bir faydası oldu Deniz Van Doğru'nun. Böyle bir yere bir çalışmak için solicitere evet müracaat evet ederken faydası oluyordu. Fakat beni gördükten sonra bak çok tuhaf bakıyor. Sen Deniz Van Doğru musun diye öyle bir durum oluyordu. Şimdi bir de ya en komiği ne biliyor musun abi? Şimdi Türkiye'de mesela ben ismi söylediğim zaman Deniz Van Doğru'm. Herkes şaşırıyordu. Hollanda isim var diye. Ama bir şey faydası da vardı ilaki. Şimdi komik oluyor. Öyle biraz yabancı konuşuyorum ya. Evet. Herkesin biraz hoşuna gidiyor. Biraz... Sen Türk'le mi evlisin? O Türk eşinden mi öğrendin diyorlardı. Kimse babanın Türk olduğunu, annenin Hollandalı olduğunu bilmiyordu yani. Yok, aynen öyle. Öyle bir durum oluyor. Ama herkes hoşuna gidiyor. Şimdi beni şey kabul ediyor. İnsanlığı kabul ediyor. Evet. Böyle şeyime bakmıyorlar falan. O çok önemli de. Kim ne yapsa bakarsa baksın. Ben seni %100 Karadenizli kabul ediyorum. Sağ ol. Evet sevgili Burak, sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Söylemek istediklerini, mesajlarını alalım. Sonra Deniz'e sözü verip programı kapatacağız. Ben önce size teşekkür ediyorum bu programı bizlere like verip buraya davet ettiğiniz için. Deniz Van Doren'e de teşekkür ediyorum bu projelerde, Erasmus projelerinde bize her türlü imkanı sunduğu için ve birlikte zaman geçirdiğimiz için.
Evet sevgili Deniz, seni ağırlamaktan gerçekten gurur duyduk. Çok son sözlerin var mı? Süre akıp gitti, 2 dakika. Bayağı çabuk geçti. Evet. Yani öyle. Abi çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ya inşallah başka proje olursa ben belki gene gelirim. Davet ederse gene gelirim. Konuşuruz projelere. Davet ederiz de gençlere ne diyorsun? Modacı olmak isteyen gençlere seni mi takip etsinler? Sizin kurslara mı gelsinler? Tabii beni takip edebilirler. Benim web sitemde var. Benim Instagram'da var. Takip edebilirler. Kimse bir şey sormak isterse hep sorabilir. Ve cevabını hemen veririm. Başka ne demek isterim? Moda konusunda. Moda aslında çok zor bir obliding meslek. Evet. Ama ya istediğin zaman her şey olabilir. Bunu bu intihamı kendin göstermen lazım. Evet. Ama, çabayı kendin göstereceksin. Tabii kendin göstermen lazım. Bir de piyasaya özel bir şey çıkartman lazım. Böyle sana asıl, özel evet. Ya, aynen öyle. O zaman bu iş olur. Çok teşekkür ediyorum. Aslında biraz böyle magazinel paparazilik falan yapsaydık, Türkiye'deki bazı modacı isimlerini verip ben sana gazetecilikten edindiğim bilgilerle neler anlatırdım da programın formatına uygun değil. Çok teşekkür ediyorum ikinize de geldiğiniz için. Efendim geldik bir programın daha sonuna. Evet gerçekten hoş sohbet oldu. Zaman nasıl geçtiğini anlayamadım. O bir Karadenizludur. Adı ne kadar fandavrun olsa da o burun böyle gösteriyor kendini. Efendim yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, bedeninizden sağlık ve sıhhat, televizyonlarınızdan live 24 eksik olmasın. Biz başka programda, başka konuklarla yine birlikte olacağız. Hadi bakalım.